Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle George Orwell'ın 1984 adlı kitabını konuşacağız. Kitabı anlatmaya başlamadan önce yazar George Orwell hakkında kısaca bilgi vereyim. George Orwell 25 Haziran 1903 tarihinde Hindistan'da doğmuştur. George Orwell ismiyle tanıdığımız yazarın gerçek adı Eric Arthur Blair'dır. İlk edebi eserini 11 yaşlarında yerel bir gazetede yayınlamıştır. Daha sonradan eğitimini Eton'da tamamlayıp 1922 yılında Hindistan İmparatorluk Polis Teşkilatına katılmıştır. 15 yıl burada görev yaptıktan sonra görevinden istifa edip yazar olmak için İngiltere'ye dönmüştür. Orwell'ın en çok bilinen iki distopik romanı vardır. Bunlar 1984 ve Hayvan Çiftliği'dir. Yazar 1984'ü yazarken ilk distopik roman örneği olan Rus yazar Yevgeni Zamyatin'in Biz adlı kitabından ilham almıştır. Şimdi anlatacağım 1984 adlı kitaba geçelim. 1984'te üç büyük devlet vardı. Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. Bu devletlerin hepsi aynı ideoloji ile yönetiliyordu. Okyanusya'dakinin ismi İngiliz Sosyalizmi. Avrasya'dakinin Neo-Bolşevizm. Doğu Asya'dakinin adı ise Ölüme Tapınma idi. Winston Smith, Doğruluk Bakanlığındaki işinin başından ayrılarak gizlice aldığı not defterine bir şeyler yazmak için evine doğru gidiyordu. Bu not defterini geçtiğimiz günlerde McCarrigan'ın eskici dükkanından almıştı. Düşüncelerin yasaklandığı bu dönemde bu yaptığı çok tehlikeliydi. Winston Londra'da yani Okyanusya'da yaşamaktaydı. Okyanusya sosyalizme oldukça bağlı bir polis devletiydi. Bu ülkenin çoğunu proletarya denilen nüfustan oluşuluyordu. Proletarya işe yaramaz, en dışık sınıf olarak görülüyordu parti üyelerinin tam sadakatini temin etmek için onları devamlı olarak tele ekranlardan, televizyondan takip ediyordu. Parti dış çevresinde memur olan Winston odasında sadece bir noktayı televizyon görmüyordu. O bölgede deftere "Kahrolsun Büyük Birader" yazdı. Büyük Birader'in her yerde resmi vardı. Ve Winston onun resmini gördüğünde sinirleniyordu. Ondan nefret ediyordu. Ama bunu hiçbir yerde, hiçbir zaman söyleyemezdi. Çünkü bilirdi ki bunu söylerse vatan haini ilan edilecekti. Winston tekrar işinin başına döndü. Winston işinden hiç hoşlanmıyor ve çok sıkıcı buluyordu. Gene sıkıcı bir iş gününde işinin başındayken her işçinin katılmaya mecbur olduğu Nefret Anı filmini izlemek üzere tekrar işinden ayrıldı. Bu filmde parti düşmanlarının nefret içerikli söylemleri izlettirir. En sonda Emmanuel Godson'ın resmi gösterilirdi. Daha sonra herkes hep bir ağızdan bu içeriklere, bu söylenenlere lanet okurdu. Bu lanetlemeye katılmayanlar ise ihbar edilir düşünce polisi tarafından tutuklanırdı. Tam bu nefret anında Winston'un gözüne Julia adında bir kız çarptı. Kızın nefret edilen düşünce polislerinden biri olduğunu düşünüyordu Winston. Çünkü devamlı onu takip ettiğini düşünüyordu. Kız Winston'a gizlice yaklaşarak üzerinde seni seviyorum yazılı bir not bıraktı. Zamanla Winston'la Julia şehrin uzağında tele ekranların, televizyon ekranlarının olmadığı bir yerde buluşmak üzere karar kıldı. Winston bir zamanlar evliydi. Ancak Çocuğu olmayınca karısı onu terk etti. Winston ve Julia buluştuktan sonra birbirlerine sırlarını ve düşüncelerini aktardılar. Aralarında bir aşk doğdu. Julia partiyi sevmezdi, aynı Winston gibi. O ve Winston gibi aynı şekilde kara borsa dükkanlarından alışveriş yapmayı çok severdi. Kerrington'ın eskici dükkanını Winston yol edinmişti. Oradan çok etkilenmişti ve devamlı oraya gidip geliyordu. Ancak bu yaptığı da çok tehlikeliydi. Çünkü parti üyelerinin kara borsa dükkanlarından eskici dükkanlarından alışveriş yapması kesinlikle yasaktı. Gizlice yaptığı bu ziyaretlerin birinde Keringen Winston'a gizli bir oda gösterdi. Winston, Julia ile hep uzakta buluştuğu için bu odayı kiralama kararı aldı. Oda pisti ama en önemli özelliği televizyon ekranı yoktu. ...takip edilmiyordu. Tele ekran yoktu. Winston ile Julia... ...zamanla burada bir araya gelmeye başladılar. Zamanla devlete karşı... ...gizlice isyan etmiş... ...başkalarının da bulunabileceğini düşündüler. Tam o sırada... ...Winston'ın aklına... ...O'Brien geldi. Onun yüzünde partiden tiksinmiş bir yüz ifadesi vardı dedi Winston. Ve Julia ile birlikte O'Brien'in apartmanına gidip ona devrime katılacak var mı diye sorma kararı aldı. Julia ile Winston O'Brien'in apartmanına gidip devrim yapmaya hazırlanıp hazırlanmayan bir grup olup olmadığını sordu. O'Brien de onlara evet dedi. Onları devrimin saflarına kattı ve onlara okuması için bir kitap verdi. Winston bir kitabı tam okumak üzereyken bir anda kendisini nefret haftası hazırlığında buldu. Kitaba bir türlü başlayamadı. Nefret haftası Okyanusya savaşta saf değiştirmişti ve bu sebepten bir hazırlık gerekiyordu. Bu hazırla nefret haftası demişlerdi. Winston'un görevi ise eski belgelerin derhal değişmesiydi. Çünkü eski belgelerde yeni müttefiklerinin aralarının bozulacak şeyler olmaması gerekiyordu. Bu çalışmaları yaptıktan sonra Winston tekrardan Julia ile Carrington'ın kiraladığı odaya gitti. ve beraber kitabı okumaya başladılar. Kitapta devletin yaptığı işkence, sahtekarlık ve tüm kötü şeyler bir bir yazıyordu. Okurken bir anda içeriye muhafızlar daldı. Winston ve Julia'yı tutukladılar. Meğer odada gizli bir ekran ve McCarrigan'ın gizli bir düşünce polisi olduğunu öğrendiler. Hızlı bir şekilde Sevgi Bakanlığı'na götürülüp bir mahzene atıldılar. Günlerce, haftalarca işkenceye maruz kaldılar. Mer, onlara kitabı veren O'Brien de bir ajandı. Winston'a işkenceleri de o yapıyordu. Ondan büyük biraderi itaat etmesini ve ona deyim yerindeyse tapmasını istedi. İki kere iki beş ettiğini söylerse onun doğru söylediğini, Yanlış dahi olsa o yanlışı inanması gerektiğini söyledi. En sonunda hem Julia hem Winston da birbirlerini suçladılar. Düşünce polisi ikisini de serbest bıraktı. İkili bu saatten sonra hiç görüşmedi. Yıllar sonra karşılaştılar. İkisi de birbirine ihanet ettiğini söyledi ve söyleyecek başka bir şeylerinin olmadığını anladılar ve birbirlerinden uzaklaştılar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.